Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Trabzonspor ara transfer döneminin ilk transfer bombasını patlattı. Evet, Başkan Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi ve Trabzonspor rakiplerine attığı puan farkıyla birlikte emin adımlarla şampiyonluğa koşarken bir taraftan da ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirip ligin ikinci yarısı daha çetin, daha zor geçeceği için kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı ve ilk transferini gerçekleştirdi. Evet, Trabzonspor Kouassi ile sözleşme imzalayacak. Oyuncunun 31 Aralık'ta Wuhan Zal ile sözleşmesi bittiği için kulübünden de izin alındı. Yani Salı günü Trabzon'a gelecek oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşmeyi imzalayacak. Ve oyuncu Trabzon'a geldikten sonra da direkt antrenmanlara katılacak. Bir an önce takım adapte olması düşünülüyor, isteniyor oyuncudan, Evrard Kouassi'den. Çünkü oyuncu Trabzon'a geldikten sonra, Afrika Kupası başladıktan sonra Afrika Kupası maçları için, Afrika Kupası'na dahil olacağı için de Trabzonspor'u Ocak ayıyla onun bilgilerini almıştım. Sevgili Trabzonsporlar, onu sizinle paylaşmam lazım. Ocak ayıyla Şubat arasındaki tarihleri de belli, onu da söyleyeyim. Oyuncu 18 Afrika Kupası'na gidecek. Şöyle, Kouassi 9 Ocak'ta fil dişili oyuncu bu oyuncu. Kouassi 9 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta bitecek. Afrika Kupası maçları için Kamerun'da olacak. Kouassi'nin forma giydiği E grubunda güçlü Cezayir'in yanı sıra güç olarak daha zayıf Sierra Leone ve Ekvator Güney'si yer alacak bu grupta. 20 Ocak'ta bitecek ilk tur maçlarının sonuna kadar fil dişili oyuncu en iyi ihtimalle Malatyaspor 9 Ocak'ta Trabzonspor Malatyaspor maçı, Sivasspor 16 Ocak ve Giresunspor 6 Şubat'taki maçları kaçıracak. Eğer fil dişi finale kadar yükselirse Kouassi Galatasaray deplasmanı 23 Ocak'taki maçı ve Kasımpaşa ile 6 Şubat'taki maçları da kaçırma durumu var. Yani iyi bir kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu. Bu sezon Wuhan Zal'da 13 maçta 5 gol attı. 27 yaşında, sol kanat asıl mevkisi ama sağ kanatta da oynayabiliyor. Forvet de oynayabiliyor. Çok süratli bir oyuncu. 2015'ten beri Çin Ligi'nde forma giyiyor Kouassi. Avrupa'da Hajduk Split formasını giydi. Hajduk Split'ten önce Hoffenheim, Kulüp Brugge, Monaco takımlarında denendi bu oyuncu. Çok başarılı olamadı. Çin Süper Ligi kulübü Shanghai Ship 2015'te Kouassi kadrosuna katmıştı. 2017'de sonrasında Kouassi Wuhan Zal'a transfer oldu. 2018'de Wuhan'ın Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı. Yani oyuncu iyi bir oyuncu. Trabzonspor sezonu kapatan Gervinho'nun yerine aldı bu oyuncuyu. Gervinho'nun sözleşmesini donduracak. Yani dediğim gibi Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda büyük katkı verebilecek bir oyuncu ve Abdullah Avcı da hemen idmanlara başlamasını istiyor ki Afrika Kupası'ndan dönüşte takıma hemen adapte olup maçlara çıkmasını sağlamak için 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. İmza parasının yanı sıra oyuncuya da 700 bin euro verileceği söyleniyor Kouassi'ye. Trabzonspor'un Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın söylediğine göre hocanın istediği 3-4 oyuncu kesinlikle transfer edilecek. Bunların dışında bir kanat oyuncusu daha düşünülüyor. Biliyorsunuz daha önce bunu Fotomaç'ta da yaptık. Fotomaç'ta da haber yaptık. A-Spor'daki programlarda da söylemiştim. Masauras var. Yunan oyuncu. Masauras'la da Georgis Masauras, Olympiakoslu oyuncu. Çok önemli bir oyuncu bu oyuncu. Bununla ilgili de Trabzonspor görüşmelerini sürdürüyor. Bu da iyi bir kanat oyuncusu. Olympiakos'la pazarlık, bonservis pazarlıkları devam ediyor. 10 milyon euro gibi bir rakam istemişti
Olympiakos bu rakamı Trabzonspor aşağıya çekmeye çalışıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olur ama Trabzonspor'un bu oyuncuyu transfer etmek için görüşmeleri olumlu yönde devam ediyor. Evet sevgili Trabzonsporlular, dediğim gibi Trabzonspor'un transfer bombalarını Transfer TV Plus kanalından vermeye devam edeceğiz. Bütün Trabzonsporlular Transfer TV Plus kanalına davet ediyorum. Çektiğim bu videolara beğenmeyi, yani like atmayı unutmuyorsunuz. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Bütün Trabzonsporlular da Transfer TV Plus kanalına abone olmaya davet ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Trabzonspor'un yeni transfer bombalarıyla önümüzdeki günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili Trabzonsporlular.